çözümü maalesef ki özellikle medya, ana akım medya vatandaşa göstermiyor. Özellikle de Yeniden Refah Partisi gösterilmiyor. Çünkü Yeniden Refah Partisi'ne meşhur tabirle çekecek bir macun yok üstüne. FETÖ'cü deseniz kimse inanmayacak. Terör örgütleriyle işbirliği var deseniz kimse inanmayacak. Dış güçlerle bağlantısı var kimse inanmayacak. Hırsız deseniz, yolsuz deseniz kimse inanmayacak. İşte Erbakan hocamızla ilgili, geçmişimizle ilgili, milli görüş çizgisiyle ilgili ifadeleri ortada. E söyledikleri boş, bir şey söyledikleri yok dese o da tutmayacak. Genç deseniz olmayacak, yaşlı deseniz olmayacak. Diğerlerine takılan kulplarını hiçbirini yeniden refaha takma imkanı yok. Onun için de aman kimsenin kulağına kar suyu kaçmasın politikasını maalesef izliyorlar.